Hepinize merhaba dostlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber alışveriş videosu çekeceğiz. Arkamda bir sürü kargo var, daha doğrusu sol tarafımda bir sürü kargo var. Arkamda kitaplarımı görüyorsunuz. Bugün çok mutluyum çünkü yeni kitaplığımı kurdum ve bu alışverişlerimi, bundan önceki alışverişlerimi dolaptan çıkaracağım ve artık kitaplığa dizmeye başlayacağım. İnşallah da çok yakın zamanda koleksiyon videosu gelecek. Ramak kaldı, Jibisi Öncül'ün yaptığı gibi aylardır ramak kaldı diye sizi bekletiyorum. Her neyse dostlar, şimdi videomuza yavaştan geçelim ve paketleri açmaya başlayalım. Bugün BKM kitaptan yeni çıkan mangalar, ondan sonra Edessa'dan zamdan bir gün önce aldığım çizgi romanlar var. Bir tane çizgi roman serisi aldım, Marmara Çizgi'nin bastığını. Onun dışında Prestij'den var. Söylemiş miyim hatırlamıyorum. İlk noktadan gelen kitaplar var. Ön siparişle aldım. Idefix'ten var. Video başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Ben alışveriş yaptım Idefix'ten. 600 lira değerinde, 660 lira değerinde bir alışveriş yaptım. 50 lira indirim kuponuyla 610 lira gibi bir şey geldi. Oradan aldığım mangalarda tamamen işte bu Kayıp Kıta, işte Mabuko'nun Aşkı, Kuma Kuma Beer, hani böyle daha yeni yayın evlerinin çıkardığı şeylerdi ve normalde piyasa fiyatı 60-70 lira olması gerekirken orada 40 liraydı. Bir de üzerine indirim kuponu yaptım, daha da ucuza geldi haliyle. Hani Idefix olduğundan dolayı böyle bir tık şüpheliydim. Hani dedim, her hasarlı gelir mi, sıkıntılı gelir mi, bir de çok ucuz, bir kıllandım. Acaba dedim hani Diyanar'ın şeyinden mi alıp yollayacaklar? Hiç başıma gelmedi ama insan düşünüyor ister istemez. Hem fiyat hem Idefix olduğundan dolayı. Fakat hayatımda gördüğüm, yani son 6 ay, hayatım çok abartılı olur, son 6 ay yani bu yıl içerisindeki gördüğüm en güzel kargolamada ve en sağlam kitaplar geldi. Gelmesini bırakın, 3 gün sonra da beni aradılar. Dediler ki Idefix'ten sipariş yaptınız, memnun kaldınız mı? Kargo deneyiminden, işte alışveriş sürecinden falan. Dedim ki normalde ben sizden çok kitap alırım. İşte yani aylık 50 kitap alıyorum ben ortalama, farklı çeşitli sitelerden. Konuşamadım. İşte sizden de bir yaklaşık 10-15 tane kitap aldım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi kargolama yaptım. Bir de üzerine dedim arıyorsunuz, yani hizmetinizde bir değişiklik mi oldu falan dedim. İşte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Cerçuk bilmem ne dediler. Yani kısacası arkadaşlar, Idefix, BKM kitaptan ve kitap sepetinden bu videoyu çektim. 2023 Ağustos, Eylül o aralarda daha iyi. Bunu da size söyleyeyim. Idefix'te bir şey ucuz diye şüphelenmeyin. Ben çok güzel bir kargo deneyimi yaşadım. Ondan önceki yaşadıklarım da fena değildi bu arada. Neredeyse Amazon'la aynı tecrübeyi yaşıyorum. Amazon'da çok hasarlı kitap geliyor. Of, her neyse çok konuştum. Size deneyimlerimi aktarmak istedim. Şimdi alışveriş videosuna geçelim. Ve ilk paketimiz Edessa'dan, gördüğünüz gibi tekrar çok güzel bir paketleme ve oldukça kalın, yaklaşık 7 kilo ağırlığında devasa bir kargo geldi. Şöyle klimayı da 26'ya alalım. Antalya biraz sıcak arkadaşlar. Hatta bakın kadraja sığmadı. Şu üstlerde belki birazcık kenarlıklar gözüküyor olabilir. Kusura bakmayın. Hani olabilen en iyi açıyı yapmaya çalışıyorum. Ve genelde alışveriş videolarında hep izliyorum diğerlerini. Ya ışığı kötü oluyor ya açısı kötü oluyor. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer farklı bir şey istiyorsanız hani aşağı yorumlara yazın lütfen. Bunun için özel tripod ve ışıklar kullanıyorum. İstiyorsanız şöyle bizim ünlü maket bıçağımızda bodoslama dalalım. Gayet ideal boyutlarda. Gayet uzun. Vallahi yere bir koyuyorum, masa sallanıyor. Monitörler, mikrofon. Şimdi seni şuradan şöyle çeşitli çizikler atarak açalım. Havalı patpata da sarmışlar. Bunları görüyor musunuz? Ya ben bir daha bu kadar fazla alışveriş yapmayacağım deyip nasıl bu kadar fazla alışveriş yapabiliyorum? Gerçekten çok yoruldum bu arada. Daha ilk pakette. Bu paketten keşke bu kadar büyük bir şey seçmeseymişim. Sipariş. Ve zaten gördünüz içeriği. Söylemeye gerek yok. Yürüyen ölüler. Hiçbir yerde bulamadığım Rooster Fighter mangası. Onun dışında burada Elfenliyet 8'imiz var. Şöyle bir hata yapmışım ben. Elfenliyet'i 2 kere satın almış oldum. Şöyle göstereyim çizimlerini. Herhalde bunlarda etiket fiyatı 85 ya da 95 lira oldu. Herhangi birinin etiket fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Ancak bayağı bir kallave bir fiyat artışı geldi. Burada ise Rooster Fighter. Şöyle çok güzel bir kapağı var. Horoz savaşçı. Savaşçı horoz diyebiliriz biz buna. Şöyle acayip güzel çizimleri var. Bir tık absürt çizimleri var. Ben hafifinden One Punch Man'e benzettim bunu. Yani siz de benzettiniz mi bilmiyorum ama şöyle çizimlerini göstermek istiyorum. Yol Gezer Yayın Evi'nin bastığı ve neredeyse hiçbir sitede yok. Idefix'te bitmişti hatta. Bir Edessa'da gördüm. Onun dışında kendi sitelerinde var. Bir tane ayraç koymuşlar. Başka ayraç koymadınız mı yoksa? Yok, koymuşlar. Edessa'cığım teşekkür ederim. Oo, hem de bayağı koymuşsunuz. Ha, bunu ilk kez görüyorum ha. Batman ve Superman. Ta yılların filmi. Evet, Spider-Man'le çok güzel oluyor ya ayraçlar. Evet, Rick. Ve tekrardan örümcek evreni ayrıca. Ayraçlarımızı da şöyle kenara kaldıralım. Evet, burada bebeklerimiz var. O ayraçlar bitmemiş. Punisher ve Psikos. Evet, burada Türkçe bir eserimiz var. Erişcan Türk'ün yazdığı Ruhsuz Sayı 1. Bu bir tık fasikül formatında, hatta bir tık değil, cidden fasikül formatında. Cilt olarak değil ancak kalın bir fasikül. Öyle ucuz değil. Size şöyle çizimlerini göstereyim. Ya ben çizimlerini incelediğimde ve konusuna baktığımda konusu hoşuma gitti. Tabi şu an konusu ne diye sorarsanız şöyle durduruyorum ve buradan okuyabilirsiniz. Yani benim hoşuma gitmişti çizimleri olsun, işte renklendirmesi, panelleri. Dedim hani yerli bir esere hem destek olmak amaçlı hem de bir şans vereyim diye düşündüm. O yüzden satın aldım. Onun dışında burada Hulk gri ya da Hulk gri, artık nasıl telaffuz ediyorsanız, kenarını göstereyim. Bunu 97,5 liraya satın almış olmam lazım. Daredevil sarı ve Spider-Man mavi vardı. Fakat Hulk gri'miz yoktu. Onun dışında Crossover'ın son cildi ve ikinci cildi, onu da satın almış bulundum. Sanırım bu cilt bende vardı fakat unuttuğumdan dolayı bir kere daha satın almış bulundum. Eğer fazladan satın almışsam kontrol edeceğim. Gardıroptan ya da dolaptan satışa çıkarırım. Orayı takipte kalabilirsiniz. Ve sıra yürüyen ölülerde. Şimdi ben Taner'le konuşuyordum. Taner dedi ki ben dedi The Walking Dead'i çok seviyorum. Kesinlikle çizgi romanı da okumalısın dizisini izlediysen. Dedim ki okuyayım, sıkıntı yok. Fakat dedi hani pahalı. Size şöyle çizimlerini göstereyim. Bu arada çizimleri siyah beyaz mıymış? Ben siyah beyaz olduğunu bilmiyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Bu cilt kaç? Cilt 17. Her neyse işte dedi ki bana bunlardan kesinlikle almalısın. Hikayesi çok güzel. Diziyle pek alakası yok. Dizi o kadar iyi değil dedi. Tamam dedim, alayım. Ve bir baktım hiçbir yerde full sete yakın yok. Kimselerde 1-2'si yok. Kimisinde 10-15 yok. En çok böyle tam full set olan şey Edessa'daydı. Ve de tam bir zam furyası başlamıştı. Asgari ücrete yeni zam gelmişti. Bunların tanesi 52 liradan satın aldım ben. Bir gün sonra 104 lira oldu arkadaşlar Edessa'da tanesi. Bakın ben 52 liraya satın aldım bunları. Totalde set herhalde 1300 lira gibi bir şeye geldi. Eğer o gün almasam, bir gün sonraya bıraksam 2600 lira verecektim. Çok güzel oldu. Sadece 4. ve 11. sayı eksik. Ya da pardon 4, 9, 10. sayılar eksik. Totalde 3 sayı eksik. 25 tane çizgi romanımız burada mevcut. Yani böyle size tek tek göstermemi isterseniz. Bölüm 26, 25. Hepsini sırayla koymuşlar. Şöyle göstereyim. Yürüyen ölüler. Evet, zaten şurada gördünüz herhalde. Bakın 10'la 11. sayılar yok. Hiçbir yerde bulamadım. Kara borsa ya da çok pahalı. Ve burada 4. sayı yok. Totalde 3 tane sayımız eksik. Zaten ben size sipariş toplamını şuraya yazarım. Oldukça karlı bir alışveriş oldu. Bir gün sonra %100 zam gelmesi beni inanın çok şaşırttı. Ve iyi ki almışım dedirttim. Bu arada bu bana babamın doğum günü hediyesi. Öyle söyleyebilirim. Vallahi bugün de Marmara'yı zengin ettik. Evet, şimdi açtığım siparişleri koymak istiyorum. Allah, kameranın açısını yamulttuk arkadaş. Şöyle şuraya birazcık kitap koyalım. Şimdi burada Louvre'un koruyucuları var. Bunu satın almıştım. Bu alışveriş videosunda göstermek istedim. Burada böyle ayraçlarımız var. Bu ayraçlar şu siparişten çıktı. Bunu çizgi roman sepetinden Trendyol üzerinden satın aldım. Daredevil korkusuz imgelem cilt 5. Bende boy eksikliği. Kuşa baskısı. Şu renk paletlerini görüyor musunuz? Çok güzel. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani görsel olarak sizi çok güzel bir şölene boğuyor. Ya almayacaktım ama 200 liraya sert kapak alayım dedim. Bu çizgi romanını toplamaya başladığımda görmüştüm fakat hiçbir yerde bunun adını görmüyorum. Sonsuz Savaş Avengers, tamam mı? Hiçbir yerde yok. Ne bir okuma listesinde var, ne bir yerde var. Kime sorsam bilmiyor ya da işte hani ben bilmiyorum hani nerede okunuyor, nerede ediliyor. Şu an ben de bilmiyorum. Sırf sert kapak diye aldım. One shot bir hikaye olduğunu biliyorum. Oku, kaldır. 200 liraya sert kapak bulamam diye aldım. Ancak şöyle bir sıkıntısı var. Bakın. Şöyle sesler geliyor. Biraz can sıkıcı. Ve şöyle açayım hatta. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bakın gördünüz mü? Bak arkası gözüküyor. Yani bunu koleksiyonumda tutsam mı? İade mi etsem? 200 liraya aldığım için de çok iade edesim yok. Öyle bir durum. Ve burada The Amazing Spider-Man Hot Comics'in bastığı Evdeki Savaş Cilt 4. İkinci el, uzun süredir bir alışveriş yapmıyordum. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bana dedi ki sadece burada böyle ufak bir hasar var. Meğersem burada da şöyle güzel bir hasarı varmış. Buna ne kadar para verdik? 250 mi? 280 lira para verdik. Yani çok alasım yoktu inanın. Sırf Hot Comics'in bu sayıları 400-500 lira oldu. Kara borsa oldu diye aldım. Hatta şurayı hikayede paylaştım. Satın aldım. Satın aldıktan sonra bir tane çocuk bana yazdı. İşte bunu satın almışsınız. İşte sizden 350 liraya satın alabilirim. Yani daha elime gelmeden 70-80 lira kar edebilirdim. Yani şimdilik koleksiyonumda dursun dedim. Normalde ben Hot Comics'le hiç iyi bir anım yok. Yani Hot Comics'in sahibiyle bayağı bir tartışmışlığım var. O yüzden çizgi romanları almıyordum ama görece ucuza denk geldiği için almak istedim. Ve burada Black Set cilt 4'ümüz var. Bunun cilt 5'i de çıktı. Fakat cilt 5'i şu anda hiçbir yerde uygun fiyata yok. Ben bunu 60 lira gibi bir şeye satın aldım. Hepsiburada'dan. Tekrardan oraya gelirse satın alacağım ancak. Çizimlerini göstereyim. Herhalde zam gelmiş Bilex'e, 90 liraya satılıyor. Konusu olsun, kendisi çok güzel bir çizgi roman. Herkese tavsiye ederim. Ve burada ağzı açık bir Amazon paketimiz var. Bunu da tekrardan Instagram'dan paylaştım. Beni takip etmek istiyorsanız şuradan takip edebilirsiniz. Aa bakın, Elfenliyet 8. Burada satın almışım. Tüh, Allah kahretsin. Neyse, bunu iade edeceğiz artık Amazon'dan. güzel bir seri var. Bu seriyi normalde ben pek ilgimi çekmemişti. Fakat sonra ne göreyim? Amazon'da ortalama 32-33 lira gibi bir fiyata düştü. Hatta bunu Instagram'da paylaştım. Ya dedim ki bu fiyata bu alınır mı? Çoğunlukla alınır çıktı. Üzerine ben de %10 indirim bastım ve bu seriye sahip oldum. Zaten 6 setlik bir seri olduğu için hani aldım, bitirdim. Koleksiyonumda kenarda dursun istedim. Şömizli olsaydı daha güzel olurdu. Fakat şömizsiz artık yapacak bir şey yok. Yani bir manganın ortalama 60-70 lira olduğu bir devirde yani 30 liraya bir ürün buluyorsanız kesinlikle satın alın. İleride satarsınız en kötü. Benim mantığım böyle işliyor. Şurada ufak bir hasarı var. Böyle kötü bir hasar. Belki bunları değiştirebiliriz. 3 ciltte herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kesinlikle değiştireceğim. Hem şurası hasarlı hem şurası hasarlı. Cilt 5 ile 6'ya bakalım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu elfenliyet cilt 8'de 2 kere satın almışım. Bunları iade edeceğim. Bir sert kapağımızla devam ediyoruz ve Fantastik Dörtlü cilt 1'in sert kapak 2. baskısı. Bu 2. baskı olduğunu hiçbir yerde söylememişler. Ben bunu internet sitesinden satın aldım. Yılgan Yayıncılık olması lazımdı. Orada herhangi bir bilgi yoktu. Meğersem Arkavatçı sert kapağı 2. baskı atmış. Ve 2. baskıyı kalınlıktan da anlayabileceğiniz üzere kuşe değil saman basmış. Üstelik de bu samana kuşeden daha fazla fiyat çakmış. Tamamen bir Arkavatçı klasiği. Cilt 2'sinin ve 3'ünün sert kapağı bende var. Fakat cilt 4'ünün sert kapağı maalesef ki kuşe değil. Böyle geldi. Normalde iade edecektim. Bakın mesela şurası da oldukça kötü bir hasarı var. Yani bana sorarsanız bu hasar diye geçer. Böyle göstereyim ve dünya para arkadaşlar. 500 lira 600 lira arasında değişiyor. Bak burası canımı sıktı ya. Şimdi iade etsek de edemeyiz. Burası neden bu kadar çok yamulmuş? Kenarda beklediğinden dolayı mı acaba? Evet şöyle biraz çizim gösterelim. Buram buram kimyasal kokusu, mürekkep kokusu burnuma kadar geldi. Yani bayağı canım sıkıldı. Çünkü burası böyle değildi. Ben kontrol etmiştim kargoyu. Hatta iade talebi oluştururum göndermedim. Bakın burası böyleydi. Şöyle hafif hasarlıydı. Burası böyle değil diye hatırlıyorum da neyse artık yapacak bir şey yok. İade vakti de geçti çünkü. BKM kitaptan devam edelim. BKM kitaptan güzel çizgi romanlarımız var. Mangalarımız var. Milka hadi kalk. Hadi göbüşünü yedim. Hadi kalk bakalım. Yok kalkmayacakmış. Karşınızda Maus 92 Pulitzer ödüllü. Holocaust dönemini anlatıyor. Yani bu Yahudilerin yaşadığı soykırım ve eziyeti anlatıyor. Zaten burada da Nazi şeyini görüyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'nda Polonya olması lazım. Aynen Polonya'da yaşanan dramı konu edinen çizgi roman. Şöyle çizimleri size göstereyim. Tabii ki buradaki karakterler fare olarak aktarılmış. Yahudiler buradaki gördüğünüz fareler. Gerçek bir hikayeye dayanıyormuş. Bakalım millet çok methediyor. Görsellikten ziyade yazıya dökülmüş ve yazıyla harmanlanmış çizimlere sahip bir çizgi romanımız. Tabi bu kadar ağır bir çizgi romandan sonra burada Fire Force böyle ateş atan adamların olduğu, bilmiyorum tabi okumadım arkadaşlar hani kapağından dolayı öyle yorumladım. Mangaya geçince de biraz komik oluyor. Fire Force cilt 4. 75 lira oldu bunların artık etiket fiyatı. Satın alır mıyım bilmiyorum. Ve burada Kaiju No 8. Bunun çizimlerini size göstereyim. Bak bak kedişi yine geldi. Durmuyor. Masayı çok seviyor. Ve çizimleri görüyorsunuz. Konusu falan da gayet güzeldi. Okumak isteyenler okuyabilir. Ve Death Note Short Stories kısa hikayeler. Kaplamayı görüyorsunuz. Death Note yazıyor. Böyle bir baskı akıl çelenden yani inanın beklemiyordum. Ve Seraph of the End cilt 24. Bu da eksikti. Bunda da güncelim. Neden güncel olduğumu bilmediğim bir seri bu arada. Toplamaya başladım. Aldığım en ucuz serilerden. Ben bunun cilt 1'ini 2'sini 7 ya da 8 liraya falan aldım. O kadar ucuz fiyatlara aldım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kedişle beraber açacağız videoları. Pardon paketleri. Videoları ne? Hepsiburada'dan gelen bir paketimiz var. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Evet ufukta güzel bir şeyler görüyorum. Aman aman. Evet kat kat sarılmış. Saga cilt 2 sert kapak. Bedavaya satın aldım dostlar. Nasıl bedavaya aldın derseniz bir önceki videolarda da size aslında anlatmıştım. Aylık olarak bana ortalama 500-600 lira, kimi zaman 700-800 lira kartlardan harcama yaptığım için ve kampanyalara katıldığım için bonus puan yükleniyor. Çünkü benim e-ticaret firmam olduğundan dolayı ben sürekli kredi kartlarından ürün alıyorum. İşte mesela 100 bin liralık ürün alıyorum. Bana 1000 lira bonus puan veriyor. O 1000 lirayı da genelde bu şekilde harcıyorum. Hepsiburada üzerinden sert kapak alıyorum. Ben bunu aldığımda 580 lira gibi bir fiyatı olması lazımdı. 550 liraymış. Şu anda 1000 lira falan. 1000 lira 1100 lira internette. Bu da tekrardan 2x yaptı. Ben bu videoda size gösterip açana kadar. Çok güzel bir şekilde paketlemişler. Edessa'yı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Her videoda en az 2-3 tane paket oluyor onlardan. Sağ olsunlar. Bir sürü ayracım oldu ya. Videonun başında çıkan araçların aynısı. Birebir aynısı. Şu Hazo FM yoktu sadece ama benden 15 tane var. Ve Saga cilt 2 şöyle 1000 adet üretilmiştir mi yazıyor? Yok. Sadece 750 adet basılmıştır. Cilt 1'i 1000 adet basılmıştı. Size şöyle hem panelleri görün hem de çizimler hakkında fikriniz olsun. Sert kapak koleksiyonuma bir tane daha ürün eklediğim için çok mutluyum. BKM kitaptan tekrardan bir kargomuz var. İçerisinde full artı full manga var diye hatırlıyorum. Nasıl paketleme ama? Efsane değil mi? Evet, burada Noragami cilt 19, Jujutsu Kaisen cilt 6, cilt 7'si çıktı. Ben bu videoyu çektiğim gün çıktı. Bungo Stray Dogs. Umarım doğru okumuşumdur. Edebiyatın sokak köpekleri. Neden aldığımı bilmedim. Oyuncak bebek sevgilim cilt 2. Bakalım kağıt kalitesi nasıl? Kağıt kalitesi yine berbat dostlar. Şöyle arkayı gösteriyor bayağı bir. Zaten çizimleri de görüyorsunuz. Bir tık müstehcen. Fairytale cilt 14. Titan Saldırı cilt 22. Eksikti bende. Aslında bende eksik değildi. Şöyle söyleyeyim. Bende bunun şömisizi vardı. Şömisizini sattım. 60-70 lira gibi bir rakama sattım. O sıralar bu kara borsaydı. Piyasada bulunmuyordu. Ben de 60-70 lira gibi fiyata sattım. Dedim ki tekrar baskısı gelince alırım ve tekrar baskısı geldi. Şömizli satın aldım. Eşsiz Beşizler cilt 7. Bu seriye devam etmeyeceğim. 7 Ölümcül Günah cilt 22. Eğer ucuza bulursam devam ederim. Tanesi 60 liradan satın aldım. Naruto cilt 50. Naruto cilt 50 bende yok muydu oğlum? Evet. Cilt 50. Bir şey söyleyebilirim, abartmıyorum, ben aylık böyle alışverişler yapıyorum ya, böyle beklettiğim için, rafa dizmediğim için. Halbuki ben Excel'den de bunları yazıyorum ha. Excel'e de bazen yazmayı unutuyorum işte aldığım kitapları. Her neyse, bunların kontrolünü düzgün sağlamadığım için ben aylık ortalama 300-400 lira böyle fazla alışveriş yapıyorum yani. Cilt 50'den 2 tane var ve İblis Keser cilt 9. Evet, bir tık canımı sıktı bu durum. Seni alalım ve rafa geri koyalım. Amazon paketimizle devam ediyoruz. Seraph of the Hand cilt 24. Goblin Slayer cilt 4. Şöyle Escobar olması lazımdı bunun. Aynen Escobar, eli patron. Ben çok seviyorum Escobar'lı içerikleri. Narcos, Mexico, Narcos, Escobar, hepsini izledim. Diğer birkaç tane daha dizi var, onları da izledim. Goin, umarım doğru okumuşumdur. Böyle çizimleri falan hoşuma gitti. O yüzden satın aldım. Oldukça da ucuzdu o. Bayağı çıplak sahne geldi. Neyse, yapacak bir şey yok. Vinland Saga cilt 2. Bunun yurt dışında çok güzel sert kapakları var. Keşke bizde de bassalar bu seriyi. Ve Gent 15. Yıllar sonra yeni sayısı geldi. Gent 15. Önceden kapakları çok güzeldi ya. Şimdi hiçbir esprisi yok. Amazon'dan da böyle bir alışverişimiz var. Evet, ilk nokta üzerinden İthaki ön siparişi verdim. Fakat ön sipariş vermemin bir mantığı kalmadı. Çünkü aynı paraya farklı sitelerde de ön sipariş geçtikten sonra listelendiğini gördüm. Bu durum beni bir tık aldatılmış hissetti. Ya bundan sonra ön sipariş diye ekstradan oradan alışveriş yapmam. Kargoya 425 lira verdim. Bakın şu kadarcık ürün 425 lira. Önceden bu paraya dünyaları alırdık. O burada şöyle jelatinlemişler. İnsanlığımı yitirirken. Normalde bunu gerekli şeyler basmıştı. Fakat İthaki de bastı. Şöyle kalan ciltleri de çıkaralım. Kargo bedava olsun diye aldım. Uyuyan ve iyi. Neil Gaiman'ın böyle hafif yazılı, hafif çizimli bir eseri. Onun dışında Alan Moore'un Swamp Thing cilt 3 ve cilt 4'ü var. Bu 4. cilt. Size şöyle çizimlerini göstereyim. Bayağı da ağır bir kuşe. Piyasada en ucuz burası satıyordu. Hatta fiyatını göstereyim. Bakın 130 lira, 115 lira. Amazon'da bile 30-40 lira daha pahalı. Adet başı. Burada 45 lira. İnsanın bitirirken 3 cilt set olarak da 135 liraya gelmiş. Fakat başka sitelerde 135 liraya gördüm. O yüzden satın aldığıma pişman oldum. Şurada da 425 lirayı görüyorsunuz. Ve Alan Moore'un Swamp Thing'i cilt 3. Ya ben seviyorum. Cilt 1 sardı bayağı. Oba, Swamp Thing'in aşkı lanet. Son 2 paketle devam ediyoruz. Valla bugün o kadar fazla çarptım ki şu kameraya. Açısı yamuldu sürekli. Kusura bakmayın. Şu an oda birazcık darmadağın olduğu için düzgün şekilde video çekemiyorum. Idefix'ten anlattığım paketleme ve anlattığım çizgi romanlar burada. Çok güzel bir şekilde geldi. Kötü şöhretli Demir Adam, Iron Man, Doctor Doom. Doctor Doom Iron Man yerine geçiyormuş bu hikayede ve 2 ciltlik bir hikayeymiş. Yanlış bilmiyorsam ben öyle okudum. Çizimlerini göstereyim. Oldukça sevmişler. Yani eğer Doctor Doom hikayelerini seviyorsanız bulunmaz bir nimet. Ben hem Iron Man'i seviyorum hem Doctor Doom'u seviyorum. Bunu en kısa sürede okuyacağım. Ve Daredevil'ın yeni çıkan Zalim ve Sıradışı cilt 5. Tabii ki de kuşe değil. Bu da kuşe değildi. Saman. Buradan mangalarımız bizi karşılıyor. Şöyle çok güzel bir artık kartondan bir parça koymuşlar ki zarar görmesini tebrik ediyorum. Normalde Idefix böyle kutuya bile koymuyordu. Direkt al atıp yolluyordu ve burada Orange cilt 5. Drifters cilt 1. Dünyayı Değiştir cilt 3. En pahalısı buydu. 50 lira mıydı? 45 lira mıydı? Neydi? Bunlar falan hep 30-35 liraya geldi. Kuma Kuma 1. Brutal cilt 1. Poşette geliyor bu. Bayağı bir satış şeyi kırdı diye biliyorum. Sükse yaptı bayağı bu poşette satma olayı. Mabuko'nun Aşkı cilt 3. Brutal cilt 2. Mabuko 4. Dünyayı Değiştir cilt 2. Orange cilt 4. Ve Drifters cilt 2. Evet. çizimlerinden dolayı böyle siyah poşette satıldı. İşte şöyle en normal sayfaya göre bir seri katil bu. Yakışıklı bir seri katil. Caniler için bir polisin intikam planları. Evet, ya da polis mi acaba bu? Benim bildiğim kapağındaki seri katildi ama yanlış da biliyor olabilirim. Kaldırıyoruz. Son paketimiz bizi karşılıyor. Tekrardan Prestij ön sipariş. Bu sefer oldukça hızlı bir şekilde geldi ön siparişler. O kadar uzun süre beklemedik. Bayağı bir cüzdanımız ağladı bu siparişten dolayı. Evet, önce hangisinden başlayalım? Burada büyük ihtimal sert kapak var. Önce bundan başlamak istiyorum. Prestij'e ufak bir eleştiri yapacağım. Normalde sert kapak çizgi romanı çok daha önce basacaklardı. Tabii ki oluşan birkaç problemden dolayı bize söylemiyorlar. Bunu geç bastılar. Geç bastıklarından dolayı... Aa, sert kapak çıkmadı lan. Ana, diğer ön sipariş ürünleri sert kapağı koymamışlar. Ama tebrik ediyorum. Burada şöyle tahta bir parçamız var. Neyse, siz şöyle kenarda durun. Önce sert kapak çizgi romanı açmak istiyorum. Bunun içerisinde bulunan Wolverine vs. The Punisher sert kapak çizgi romanı normalde daha önce basacaklardı. Fakat işte ha bastık basacağız, ha oldu olacak derken bayağı bir geciktirdiler. Geciktirince kağıt kuşu olacak diyorlardı. Samana döndü. Birinci hamura döndü yani. Öyle olunca haliyle bizim de canımız sıkıldı ve oldukça kavlave bir fiyata çıktı. Lütfen arkadaşlar, yani bir ürünü basacağız dedikten sonra ya basın ya da basacağız demeyin. Gayet premium bir paketleme olmuş. Tabii ben paketin ağzına sıçtım biraz. Seni direkt çöpe. Evet, burada çok güzel bir sayımız var. Tabii saman baskıya 576 lira verince böyle komik yer paşetinde geliyor. Paşetinde yalnız. Bugün Türkçem çok kötü ya. Çok güzel duruyor bu arada. Wolverine vs. Punisher en sevdiğim iki karakterden biri sayılabilir Wolverine. Punisher'ı da seviyorum ama tabii ki de Wolverine kadar değil. Bu arada kamera var arada. Ürün var. Benle ürün arası bir 30 santim vardır. Nereden başlıyoruz? Belki daha fazla. Buram buram koku geldi. Çizimleri şöyle göstereyim. Çok güzel ya. Oldukça da kalın. Evet, şöyle kapaklarını size göstermek istiyorum. Oo, bayağı güzelmiş bu. Modok, Daredevil. Ve bu cildimiz de bitti. Bana sorarsanız bu kapak daha güzel. Ana kapak. Varyant kapak o kadar hoşuma gitmedi. O yüzden ana kapaktan yana tercihimi kullandım. Burada da güzel bir exclusive yazıyor. Alien ayracımız var. Kargo bedava olsun diye aldım bunu. Bunu da tekrardan poşete koyup yollamışlar. Ve burada manga değil de manhua mı diyorlar, bu Çin mangası daha doğrusu. Old Man. Hemen çizim gösterelim. Çizimler bayağı usturuplu. Cilt 1 ve 2'si var. Kapitalizmin görünmeyen eli. Ben bunu şeyde görmüştüm. Diyanar'da görmüştüm. Kargo bedava olması için 20 liralık alışveriş lazımdı. Ben de bunu sepete ekledim. Ve vatiflerimiz. Vatif The Doctor Doom Thing olsaydı zaten kapağından da anlaşılıyor. House of M alternatif bir vatif hikayesi. The Venom Deadpool'u ele geçirseydi. Iron Man zırhtaki iblis. Kesinlikle okuyacağım. Ve en son olarak gizli istila vatif. Burada gizli istilanın nasıl olduğu yazıyor. Orada da vatif hikayesi var. Ve bu arada bunlar da geri kuşeye dönülmüş. Kuşe mi bu? Aynen. Değişik. Kuşuya dönmeleri ilginç. Nasıl bir kağıt kullandınız arkadaş? Bu da kuşa gibi. Gerçekten uzun süredir video çekmeyince bütün algımı yitirmişim. Oo, şu sahnenin güzelliğine bakın. Avengers toplanın. Venom'a bak. House of M. Çok güzel gerçekten. Her neyse dostlar, bu da son siparişti. Kediciğimiz de burada bizi bekliyor. Diyor ki şu videoyu bitir de şurada bir yatayım diyor. Bu arada burada şu an fark ettim. Berk Yaman Arslan yazıyor. Da sizlerle beraber şöyle bir fiyatına bakalım. 1001 lira 20 kuruş. 1000 lira üstü kargo bedavaydı. Dediğim gibi bakın, kapitalizm görünmeyene 40 lira birim fiyatı varmış. 10 lira indirimle 30 liraya gelmiş. Tam olarak kargom bedava geldi. Old Man 1-2. Vatifler şöyle geldi. Aa, bak bir hata olmuş. General Rose Hulk olsaydı var mı burada? Bakalım. Evet. Bana eksik ürün yollamışlar mı? Bakın sizlerle kontrol ediyoruz. Vatif General Rose Hulk olsaydı bana gelmemiş. 2 tane Vatif Doctor Doom yollamışlar. Bakın. Ana, 2 tane yollamışlar. Prestij'den ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İletişime geçelim bakalım. Videoyu da bayağı sonra çektik ya. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Değiştirirler herhalde yani. Değiştirmezlerse Prestij kalitesinden şüphe ederim. Aşağıda yazarım. Her neyse dostlar, video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Final sonuç bölümü çekmeyeceğim. Video içerisinde gördünüz tüm gelenleri. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve aşağı yorum yazmayı unutmayın. Lütfen diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.